Paşa mahlerine dışımı geldi. Kınalı par malın oluyor. Abuzer Karakoç 1952 yılında Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Alaca Mazar köyünde doğdu. Alaca Mezar, Albar yöresi olarak bilinen yörenin köylerindendi. Çamşehir ve Arguvan gibi yakın yörelerin etkilerini taşıyan havaları vardı Albar'ın. Karakoç, Reşadeli halk ozanı Muharrem Koç'tan bağlama dersleri alarak müziğe başladı. Yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü'nde cello üzerine yaptı. Şan dersleri aldı. Döneminin halk ozanlarına göre Batı müziği ile daha içli dışlı olmasına rağmen yöresel tavrını asla kaybetmedi. 70'li yıllarda bir yandan örgütsel mücadeleler içinde görevlerde bulundu, diğer yandan Aşık İhsani ve Aşık Mahsuni Şerif geleneğini sürdüren türküleriyle plaklar yayınladı. Repertuarındaki türküler hep yoğun bir araştırmanın ürünü oldu. Her zaman kendisine has türküleriyle tanındı Karakoç. Dostlar, Ozan der yöre derneklerine Ozan'la buluşması bir, etkinliği Yuvaklar köyleri, Alaca Mazar köyünün dernekleri işbirliğiyle ozanımız Avcı Karakoç'a anmak üzere bir araya toplandık. Yönetim kurulum adına hoş geldiniz, sevgilerimi sunarım. Yuvaklar ve Alaca Mazar köyleri birçoğunuzun bildiği gibi birbirine akraba, birbirine kızalık veren hepsi bir akraba topluluktur. Aynı coğrafyanın ve aynı kültürün bir parçası olan topraklarda doğduk, büyüdük. Abuzer Karakoç da bu toprakların bir halk ozanıdır. Burada ozanlarımız ve bu işin uzmanları Abuzer Karakoç'u daha iyi anlatacaktır. Ben Ozan Der Başkanı Sayın Kenan Şahfıdak Hocam ve Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyorum bu güzel günü organize ettikleri için. Ve kültürüyle, halk kültürüyle bütünleşmesi bakımından son derece önemli bir köşe taşıdır ozanlar geleneği içerisinde. Ama maalesef unutulmuş, unutturulmuş, itilmiş, geriye doğru adeta itilmiş bir ozan gibi görünüyor. Oysa o gerek Anadolu türkülerini, gerekse devrim türkülerini en iyi bir biçimde dile getiren ve müziği bilimsel tarzda yaşayan, yapan bir insandı. Abuzer Karakoç'un o dönemde, o 12 Mart döneminin işkencelerini anlatan türküsü var. O söylerdi, ben ondan duydum. Onun uslubuyla söylemeye çalışacağım. Beni kendine ay.
aşık eyledin sen güzel dostum, beni kendine alışık eyledin sen güzel dostum, beni kendine alışık eyledin sen güzel dostum, dostum dostum güzel dostum. Nesini söyleyeyim canım efendi? Yönetim kurulundan ilk geldiğimizde Ocak 20 Ocak'ta genel kurulumuzu yapmıştık. İlk toplantımızda Sefa Hocam dedi ki artık dedi şunu da yapsak nasıl olur? Biz etkinlikler düzenliyoruz, konserler düzenliyoruz. Değerli canlarımız, dostlarımız geliyor. Ama gelemeyenler için biz onların ayağına gitsek nasıl olur dedi. Ben hemen çok iyi olur dedim. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarımız da buna onay verdiler. Ve bu proje olarak düşünelim. İlk etkinliğimizi de sevgili başkanım Yusuf Bey ile önce konuştum. Yerlerinden dolayı. Tabii Orhan Başkanım'ın da derneği çok güzel, çok anlamlı. Hepsi anlamlı zaten de. Burası sanki biraz daha insanların çok ayak altı dediğimiz anlamda daha çok bilinen olduğu için Yusuf Başkan'a önerdiğimde hay hay dedi, elimizden ne gelirse yaparız dedi. Ve bu önemli davranışlarından dolayı Yusuf Başkan'a da Orhan Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki etkinliği de yine Orhan Başkan'ımın Bağlıçay Alacamezar Derneği'nde yaparız. Bu serimiz devam edecek. Nedir bu proje? Aynen bugün olduğu gibi. Bugün bu yörenin, yani Gür'ün yöresinin en önemli ozanlarından bir tanesi, ölümsüz ozanlarımız bunlar. Abuzer Karakoç'un anmasını kendi yöre derneğinde yapmak. Daha sonrakini örnek veriyorum. Kızıltuğ'un anmasını Bursal Derneği'nde yapmak. Hüseyin Çırakman'ın anmasını Sungurlu Körkü Köyü Derneği'nde yapmak. Şimdi hep tanınmış ozanların anma günleri yapılıyor da biz biraz unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş ve bu geleneğin içinde çok emek vermiş ozanlarımızı da anmak istiyoruz. Senin için ağladım, doyasıya sevdim. Aramızda sıralar, yollar çok uzak. Senin için ağladım, doyasıya sevdim. Aramızda sıradalar, yollar çok uzak. Yollar çok uzak. Uzaklığın ötesinde kalın duvar, teler güler var. Hasretim sana, ah hasretim sana.